Merhabalar. Simple Past Tense konu anlatımını ele alacağımız videoya hoş geldiniz. Bu video içerisinde İngilizce'de tense'ler içerisinde bulunan geçmiş zaman konusunu ele alacağız. Ders içeriğimiz 4 ana başlık içerisinde olacak. 1- Olumlu cümle nasıl kurulur? 2- Olumsuz cümle nasıl kurulur? 3- Soru cümlesi nasıl kurulur? 4- Past tense'e özgü olan bir durum var arkadaşlar burada. O da düzenli ve düzensiz fiiller ile past tense bir cümle nasıl kurulur? Düzenli olan cümlelerde nasıl bir takı meydana gelir? Düzensiz olan cümleler cümle içerisinde nasıl bulunur? Bunları şimdi başlık başlık ele alalım ve bu şekilde past tense yani geçmiş zamanlı bir cümle gördüğümüz zaman artık bunu fark edebilecek ve ayırabilecek düzeye geleceksiniz. Şimdi birkaç önemli noktasını söyleyelim. Simple past tense İngilizce geçmiş zamanı anlatan tense'tir. Bir iş geçmişte belli bir zamanda yapılmışsa o cümle simple past tense ile anlatılır. Burası önemli. Belli bir zamanda yapılmış olma şartı var. Bu iş belli bir zamanda oldu, bitti diyebilmemiz gerekiyor. Simple past tense geçmişte belirli bir zamanda yapılan işleri anlatır. Bu belirli zaman çok eski bir tarih olabileceği gibi birkaç dakika öncesinde de olabilir. Mesela binlerce yıl önce şu oldu diyebileceğimiz gibi 10 dakika önce şu oldu, şu oldu, yaptı, etti şeklinde de söyleyebiliriz. Yeter ki zamanı belli olsun. Niçin zamanının belli olmasını kastediyorum? Çünkü bir de perfect tense'ler var. Bu perfect tense'ler yine geçmiş zamanı anlatıyor. Ancak zamanının belli olmadığı bir dönemi içeriyor. Onunla karıştırmamamız gerekiyor. Simple past tense geçmişte belli bir zamanda yapılan işleri anlatır diye söyledik. Şimdi örneklere bakalım. I went to school yesterday. Ben dün okula gittim. Go fiilinin ikinci hali. We played basketball last Sunday. Biz geçen hafta basketbol oynadık. Bu da play fiilinin ikinci hali. Biz buna verb 2 diyeceğiz. Aynı şekilde burası da verb 2. Bu bir örnekti. Şimdi konuyu işlemeye başlayalım. Olumlu cümle nasıl kurulur? Simple past tense cümleler önce özne ile başlar. Her zaman olduğu gibi. Özneye ne dedik biz? Subject. Sonra fiilin ikinci hali gelir. Yani verb 2 dediğimiz olay. Ve gerekirse tümleç yani nesne gelerek kurulur. Bakıyoruz. I called the ambulance. Ben ambulansı çağırdım. Burada bu fiilin birinci hali call ne yapmak? Çağırmak anlamına geliyor. Buna ed takısı getirerek ne yapıyoruz? Çağırdı şekline çeviriyoruz. Yani verb 2 oluyor. Demek ki düzenli fiillerde ed takısı getirerek ne yapıyoruz? Past tense haline dönüştürüyoruz. Bu ed takısı verb'e geliyor. Verb'ün birinci haline geliyor ve geldikten sonra o verb artık ikinci hale geçmiş oluyor. Bakalım. You called the ambulance. Sen ambulansı çağırdın. He called the ambulance. O ambulansı çağırdı. She called the ambulance. O ambulansı çağırdı. Şurada it vardı. O silinmiş. It called the ambulance. O ambulansı çağırdı. Şimdi he, she ve it'te bilmemiz gereken bir durum vardı. Simple present tense'te s takısı geliyordu. Ancak past tense'te herhangi bir s takısı gelmiyor. Bir ayırıcı özelliği yok. Hepsi burada nasıl eşit. Şimdi notumuza bakalım. Not, fiillerin ikinci şekilleri yani düzenli,
hali iyiliği takısı ile yapılır. Düzensiz halleri ise iyiliği takısı almadan sözlükte geçtiği haliyle ikiye ayrılır. Bak, sözlükte geçtiği haliyle ikiye ayrılır. Birinci hali iyiliği takısı alanlar, düzenliler. İkincisi iyiliği takısı almayıp ezberlenerek öğrenmesi gerekenler. Onlar da ikinci grubu teşkil ediyor. Şimdi örneklere bakalım. Simple past tense örnekler. Two boys played with a ball. İki çocuk bir topla, top ile oynadılar. Yani oynadı. Normalde bu fiilin birinci hali play, oynar. İkinci hali ed takısı getiriyoruz. Oynadı anlamına geliyor. An old lady, yaşlı bir bayan, with her dog, köpeğiyle yürüdü. Köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıktı, dolaştı, gezdi. İlk hali walk. Bunun manası dolaşır. Ancak ed takısı getirdik. Ne oldu? Dolaştı. Geçmiş zamanda oldu. A nurse, bir hemşire veya bir dadı, brought a little baby to the park. Küçük bir bebeği parka getirdi. Değil mi? Bring, fiilin birinci hali getirir demektir. Peki buna ed takısı ekliyor muyuz? Hayır. Çünkü brought nedir? Bring'in ikinci halidir. Verb 2 hali bunun sözlükte geçtiği haliyledir. Bu düzensiz, kuralsız bir verb'dür. Bundan dolayı verb 2 hali bu şekilde ezberlenmesi gerekiyor. An old man sat down and read his newspaper. Yaşlı bir adam oturdu ve gazetesini okudu. Burada yine fiillerin ikinci hallerini görüyoruz. Normalde sit down oturmak demektir. Sit down. Oturur. İkinci hali sat down. Ve read fiili, üç hali de aynı yazılır. Verb 1, read. Verb 1, verb 2 yine read şeklinde yazılır. Burada da yine verb 2 olduğunu görüyoruz. Bu kafanızı karıştırmasın. Bu yine ikinci kural dahilinde. Sözlükte geçti şekliyle. Sit, sat olmuş. Read ise yine read şekline bürünmüş. A gardener, bir bahçıvan, swept up. Ne yaptı? Süpürdü. Dead leaves, ölü yapraklar, yani kuru yaprakları süpürdü. Peki süpürmek fiilinin birinci haline ed takısı gelmemiş. O zaman sweep up, süpürür şeklinde verb 1'di. Ne oldu? Sweeped şeklinde de verb 2 oldu. Şimdi ed takılarına bakalım. He finished all the exercise. O tüm egzersizleri bitirdi. Bakıyoruz, finish artı ed takısı bitirdi anlamına geliyor. I enrolled to the Pilates course. Pilates kursuna yazıldım. Yine ed takısı ile past tense oluyor. Dr. Brown, the patient healed. Dr. Brown hastayı iyileştirdi. Ne yaptı? ED takısı. Burada da gelmiş oldu. Burada hem ED takısı olanları hem de düzensiz olanları gördük. Düzensiz olanlar sizi korkutmasın. Düzensiz olanların sayısı çok fazla değildir. Şimdi simple past tense ile zaman zarfının kullanılması çok önemli bir konudur. Niçin? Çünkü belli bir zamanda oldu ve bitti şartı vardı bu tense'i kullanmamız için. Zaman belirten kelimeler cümlede farklı yerlere gelebilir. Cümleler
belli bir zaman ifade ettikleri için simple past tense olurlar. Yani şu anki konumuza girerler. Bu tense, perfect tense'den bu özelliği ile ayrılır. Şimdi bir de perfect tense'ler var, birden fazla. Onlar da yine geçmişte yapılan bir olaydan bahsedebilir. Ancak bu burada bir zaman, belirli bir gün, belirli bir dakika olduğu için simple past tense diyeceğiz. Bakalım. Michael Jackson recorded his last album in 2009. Ne yaptı? Michael Jackson son albümünü 2009 yılında kaydetti. Record, kaydetmek, ED takısıyla kaydetti şeklinde past oluyor. Şimdi kaydının hangi yılda yaptığı belli mi? Bakıyoruz, 2009 yılında yapmış. Zaman belli ise biz bu cümleyi simple past tense şeklinde yazmamız gerekiyor. Eğer buradaki zamanı silseydik, o zaman buradaki verbümüz simple past tense değil, ne olacaktı? Past perfect veya present perfect tense olacaktı. He bought the last discounted computer one day ago. O diyor indirimdeki, discounted, indirimdeki bilgisayarı, son bilgisayarı bir gün önce satın aldı. Buradaki verbümüz de buy, yani satın almak verbünün ikinci hali. Yine satın aldığı gün belli oldu ve bu şekilde simple past tense kullanıldı. Yesterday I played with my little son. Dün küçük oğlumla oynadım. Bakın zaman başa da geldi. Zaman cümlenin her yerinde gelebilir dedik. A dog bit me last evening. Geçen akşam, yani son akşam demeyeceğiz de, yani aslında şöyle son, bir gün öncekinin son akşamı yani. Bir köpek beni ısırdı. Bit burada yine verb 2 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi olumsuz cümleler nasıl kurulur onlara bakalım. Simple past tense olumsuz cümleler kurulurken elbette önce bir subje gerekiyor bize. Daha sonra did yardımcı fiilinin olumsuz şekli did not veya didn't. Ve ardından asıl fiil ve gerekirse obje eklenerek kurulur. Şöyle bakalım. I didn't ring the bell. Ben zili çalmadım. Buradaki ring verb, zil çalmak fiili. I did not ring, ben zil çalmadım. The bell de zil oluyor. Ring çalmak telefon içinde kullanılır, telefonun çalması. Peki buradaki ring verb 1. İşte dikkat etmemiz gereken konu burası. Olumsuz cümlelerde ne oluyor? Verb tekrar asıl haline dönüyor. Çünkü burada past olduğunu bildiren ifade did var. Çünkü do'nun ikinci hali. Do present tense'te, did ise past tense'te kullanılıyor. You, he, she, we, you, they'de de hepsinde didn't kullanılıyor. Herhangi bir değişiklik yok. Örnek cümlelere bakalım. He didn't win the Nobel. O Nobel'i kazanmadı. Bakıyoruz verb 1. Ama simple past tense'te hani verb 2'yi ed takısı getirerek kullanıyorduk veya sözlükteki ikinci haline bakarak kullanıyorduk. Evet, olumlu cümleler için bu geçerli. Olumsuz cümlelerde ise buradaki did bize aslında cümlenin past olduğunu gösterdiği için tekrar bir past verb yazmıyoruz. Verb'ün birinci halini yazıyoruz. Bu da bizim öğrenmemiz gereken ikinci kural. My father didn't catch the last train. Benim babam yakalamadı. Neyi? Son treni yakalamadı. Aslında yakalayamadı. Yakalamak istemiş ama yakalayamamış. Didn't past tense olduğunu bize gösteriyor. Not olumsuz olduğunu gösteriyor. Catch ise verb 1. Yakalamak fiili.
did not change my shoes. Ben ayakkabılarımı değiştirmedim. Değiştirmedim. Past tense. Change verb 1. Didn't da burada past oluşunu anlatıyor. Bu olumsuz cümlede verb 1. Eğer olumlu cümle olsaydı, değiştirdim olsaydı I changed diyecektik. ED takısını getirecektik. My shoes şeklinde okuyacaktık. You didn't steal my wallet. Sen benim cüzdanımı çalmadın. Steal burada verb 1. Didn't da past tense oluşunu bize gösteriyor. Örnekler devam ediyor. Üçüncü kısma gelelim. Simple past tense'te soru cümleleri nasıl kurulur? Soru cümleleri to be yardımcı fiilinin geçmiş zaman şekli cümlenin başına getirir. Yani do'nun geçmiş zamanı neydi? Did idi. O halde başa ne getireceğiz? Did getireceğiz. Nasıl simple present'te do ile başlıyorduk soru sormaya? Burada da did ile başlayacağız geçmiş zaman. Sonra bir özne, sonra fiilin birinci halini getireceğiz. Bakıyoruz. Did you paint the wall? Duvarı boyadın mı? Did eki bize mı ekini veriyor. Do derseydi, do şeklinde okusaydık. Do you paint the wall? Duvarı boyar mısın şeklinde söyleyecektik. Ama did olduğu için did you paint the wall? Duvarı boyadın mı şeklinde söylüyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Verbümüz verb 1, subjemiz belli ve do'nun da ikinci hali yani past ifadeyi de bize veren bu cümlede. Bu cümlenin past olduğunu nereden anlıyorsunuz derseniz buradaki did'den anlıyoruz. Çünkü verb bize pastlığı vermez. Sorusu da bu şekilde yapılıyor. Şimdi soru örneklerine bakalım. Did you forget? Unuttun mu? Your identity card, kimlik kartını at the office, ofiste. Nüfus cüzdanını ofiste mi unuttun? Buradaki did bize olayın geçmiş bir zamanda olduğunu gösteriyor. Forget burada verb 1. Yes, I forgot. Bak, bakın burada ne oldu? İkinci hale döndü. Evet, unuttum. Niye? Çünkü olumlu bir cümle. Yukarıda gördük. Olumcu cümlelerde verb 2 kullanılıyordu. Geri kalan zaten aynısı yukarıdakinin aşağı indirilmişi. Verb 2'ye döndü. Şimdi bakıyoruz. Soru cümlelere cevaplanırken sadece yardımcı fiil de kullanılabilir. Mesela did you camp? Kamp kurdunuz mu veya kurdun mu? At Olympos, Olympos'ta last summer, geçen yaz. Geçen yaz Olympos'ta kamp kurdun mu? Kurdunuz mu? Yes, we did. Evet, biz yaptık. Evet, biz kurduk. We did. You diye sordu, yani siz diye sordu. Yes, evet, we did. Evet, biz yaptık. Ne yaptı? Şimdi kurmak fiili yok. Kullanmadı, camp kelimesini kullanmadı. İkinci haline getirmedi. Yes, we deyip ikinci halini getirip cümleyi okumadı. Ne yaptı? Yardımcı fiili doğrudan aşağı indirdi. Evet, biz yaptık. Anlamadım. Kısa cevap diyoruz ya, kısa cevap verdi. Did they read? Onlar okudu mu? Bu da verb 2 idi. Ama burada verb 1 haliyle. The news about WikiLeaks. WikiLeaks hakkındaki haberleri okudular mı? Onlar no they didn't. Hayır, okumadılar şeklinde de kısa cevap burada verebiliyor. Bu simple past tense konusunu burada bitirelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.